Sen benim her şeyimsin, cennet kapımsın dedi. Çok sevdiği eşine kendi doğum gününde böbreğini verdi. Erzar çifti şimdi yeni bir hayata başlıyor. Sıfırdan bir hayat, bembeyaz bir sayfa. Hastanede bana böbreğini verdi. Bu hastaneden de inşallah eliyle sağlıkla çıkacağız. Ama öncesi çok zordu. Daha evliliklerinin ilk günlerinde aldıkları haberle yıkıldılar. Gamze'nin diyalize bağlanılacağını öğrendik. Bana orada nakil olamayacağını söylediler. Aradan 3 yıl geçti. 28 yaşındaki Gamze Erzar doğuştan böbrek hastasıydı. Yıllarca bu hastalıkla mücadele etti. Böbrek nakli olmak istedi ancak ona sen böbrek nakli de olamazsın dediler. Tüm umutlar azalmışken bir anda yeşerdi. Araştırmalara başladık. Hani böbrek nakli olur mu olmaz mı falan inceledik. Tıbbi olarak da nakil olabilir dedik. O anda da devreye eşi Ferhat Erzer girdi. Eşim orada ben verici olmak istiyorum dedi. Tepkisiz kaldım çünkü beklemiyordum. Ancak ameliyat da sonrası da riskliydi. Ferhat Bey çok sevdiği, aşık olduğu eşine hep sen benim cennet kapımın anahtarısın derdi. Ve kendi doğum gününde eşine öyle güzel bir hediye verdi ki gerçekten herkes çok mutlu oldu. Eşine kendi böbreğini hediye etti. Hediyelerinin birini o bana verdi. Bana evet diyerek. Benim ona vermem gereken hediye gününde o bana verdi, böbreğini verdi. El ele verdiler. Zaten ameliyata da böyle girdiler. Her şeyin üstesinden geldiler. Artık benim doğum günüm ikimizin doğum günü oldu. Gamze diyalize girmiyor, böbreği sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Kan laboratuvar değerleri normal. İşsiz kalan Ferhat Erzer önce yeni bir iş bulacak. Sonra da önlerinde yepyeni beyaz bir sayfa açacaklar. Hani herkes der ya gülüm, balım, çiçeğimle. Benim dediğim şey de o yani cennet kapımın anahtarı. Allah ondan da razı olsun. Bunu herkes yapmaz.